Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Rise Online'da crash problemi için biliyorsunuz forumda konular var. Ama ben bunu bir video haline getirmek istedim. Geçen günlerde yayında defalarca crash yememden sonra birkaç gün oyunu oynayamadım. Ciddi şekilde sürekli crash almaya başlamıştım. Ve hani durup dururken oldu. Hiçbir şey yapmadım. Sadece ekran kartımı güncellemiştim. Sonrasında full crash yemeye başladım. Sağ olsun bir tane GM arkadaş Discord'dan ulaştım. Geldi bilgisayarımda birkaç değişiklik yaptı. Sonrasında crash problemim çözüldü. Yani gün içerisinde yiyorsam örnek veriyorum oyunda 5 saat 6 saat varsam 2-3 saatte bir kere crash yiyorum. Yani birkaç saatte bir kere zaten crash yemek olası, kabul edilebilir bir şey. Çünkü Rise Online hani crash yiyen bir oyun. Şimdi siz de benim gibi sürekli crash yiyorsanız, yani ben önceden yiyordum. Siz de benim gibi sürekli crash yiyorsanız ben bunun çözümünü kendim bulmadım ama yapan GM arkadaşlarım forumdan böyle açtığı bir konu üzerinden yapamayanlar için bir video haline getirmeye karar verdim. Şimdi aslında gayet basit, fotoğraflarda çok karışık görünüyor böyle. Ben de ilk başta yapamam gibi görüyordum ama uğraştım yaptım ve bir GM arkadaş da bilgisayarıma bağlandı. O da gerekli ayarlamaları yaptı. Ben şimdi size tamamını burada kolay bir şekilde göstereceğim video halinde. Şimdi burada konumuz başlıyor. Bir tane link vermiş burada GM arkadaş. Bu linke tıkladığınız zaman sizi buraya yönlendiriyor. Şimdi burada indirmeniz gerekenler şurada Visual Studio 2015, 2017, 2019 ve 2022. Yani şunu indiriyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Sonrasında Visual Studio 2013 VC++ 12. Yani şunu indiriyorsunuz. Bu ikisini bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Kurmadan önce indirmeniz gereken her şeyi ben size göstereceğim. Linklerini de videonun altına koyacağım. Açıklama kısmında olacak. Bu ikisini indiriyorsunuz. Sonrasında işte 64 ise 64, 86 ise 86. Ben 64 kullanıyorum. Bunu indirdim. Sonrasında alta iniyoruz. Burada da tekrardan şu 64'ü kuruyoruz. Buradaki ile yukarıdaki aynı olabiliyor. Siz gene de kurun ve indirin. Yani sorgulamadan buradaki işlemlerin hepsini teker teker yapın. Kesin sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Yani çoğu kişi de bu problemleri çözüyor. Daha alttakileri indirmenize gerek yok. Zaten bunlar no longer supported diyor. Bunları indirmiyoruz. Bunları bilgisayarımıza indiriyoruz söylediğim şeyleri. Sonra burayı kapatıyoruz. İndirdiğimiz setup'ları bilgisayarımıza kuruyoruz. Yani burada masaüstünüz artık nereyi seçerseniz bunları kuruyorsunuz bilgisayarınız arkadaşlar. Zaten çok basit. Çift tıkladığınız zaman hatta ben bir örnek göstereyim. Görün diye göstereceğim. Bunu başlatıyorsunuz. Sadece bende yüklü olduğu için onar seçeneği çıkıyor. Sizde burada varsa sizde de onar çıkar. Gene de kaldırıp onarın, tekrardan kurun. Eğer yoksa da kur seçeneği çıkacaktır. Kuruyorsunuz indirdiğim her şeyi. Gösterdiğim her şeyi kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Şimdi ikinci adıma geçeceğiz. İkinci adımda demiş ki GM arkadaşımız burada Control Update. Başlat kısmına Windows'un başlat kısmına çalıştır yazıyorsunuz. Buraya Control boşluk Update yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Ya Windows Update olarak da girebilirsiniz buraya tabii ki. Buradaki güncelleştirmelerinizi denetleyin. Güncelleştirmelerinizi denetledikten sonra burada ne kadar güncelleme varsa hepsini yapın. Eğer yoksa güncelsiniz diyor ise de burada isteğe bağlı güncelleştirmeleri görüntüleye basın. Şuradaki sürücü güncelleştirmelerini açın ve buradaki olanları da yükleyin. Bu benim yan monitörümün olduğu için ben bunu yüklemiyorum. Buradakileri yükleyin arkadaşlar, çıkanları. Sonrasında burayı da yaptıktan sonra güncelleştirmelerimizi de yaptıktan sonra bilgisayarımızı gene yeniden başlatıyoruz. Bilgisayar açıldıktan sonra üçüncü kısma geliyoruz. Şimdi bu kısım birazcık karışık görünüyor ama bu kısım oldukça basit. Masaüstünüzde Rise Online'a sağ tıklıyorsunuz. Kısa yoluna, özellikler. Buradan uyumluluk kısmına geliyorsunuz. Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modunu işaretliyorsunuz. Alttan bir şey seçmenize gerek yok ve alttaki bu programı yönetici olarak çalıştırı tıklıyorsunuz. Uygula tamam dedikten sonra Rise Online'a sağ tıklıyorsunuz. Dosya konumunu aç diyorsunuz. Buradaki Rise Online'ın tekrardan klientine sağ tıklıyorsunuz. Özellikler, uyumluluk. Aynı şekilde uyumluluk modu yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. Sonrasında
Game kısmına giriyorsunuz. Game klasörüne. Game'in içindeki Rise Online'ın klientine aynı şekilde sağ tıklayıp özellikler, uyumluluk kısmında uyumluluk modunu seçiyorsunuz. Yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Daha sonrasında geri geliyorsunuz. Özür diliyorum. Geri gelmiyorsunuz. Şuradan game kısmına girdikten sonra Rise Online klasörüne giriyorsunuz. Binaries klasörüne giriyorsunuz. Win64 klasörüne giriyorsunuz. Ve buradaki Rise Online'ın gene klientine sağ tıklayıp özellikler, uyumluluk, gene uyumluluk modunu seçip yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Bunları da yaptıktan sonra tekrardan GM arkadaşın yazdıklarına bakıyoruz. Ve sıra güvenlik duvarından Rise Online'a izin vermeye kalıyor. Şimdi buraya yine başlat kısmına güvenlik duvarı konumunu denetle. Bunu açıyorsunuz agalar. Bunu açtıktan sonra sol tarafta bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender güvenlik duvarını geçmesine izin ver. Tıklıyoruz. Şimdi burada ayarları değiştir dediğimiz zaman bize ayarları değiştirmemize izin veriyor. Burada Rise Online büyük ihtimalle olmayacak sizin. Varsa da yoksa da gene de söylediklerimi yapın. Başka bir uygulamaya izin ver diyoruz buradan. Alttan göz at kısmından Rise Online'ın bulunduğu yere gidiyoruz. Program Files, Rise Online. Burada Rise Online'ın şunu launcher'ını seçiyoruz. Bunu buraya ekledikten sonra şu şekilde Rise Online'ı ekle diyoruz buraya. Rise Online buraya geliyor. Şu kısma geliyor. Burada Rise Online'ı göreceksiniz. Bakın bende var. Şu şekilde göstereyim. Aynı işlemi başka bir uygulamaya izin ver deyip göz at deyip bu sefer Game klasörüne giriyorsunuz ve Rise Online'ın gene klientini seçiyorsunuz. Bunu ekledikten sonra gene aynı şekilde ekle deyip Game klasörünün içinde Rise Online'a ve Binaries'e giriyorsunuz. Ve gene buradan Rise Online'ın klientini seçiyorsunuz. Yani toplamda 3 tane işlem yapacaksınız. Üçünü de buraya ekleyeceksiniz. Üçüne de izin vermiş olacaksınız. Bunu da yaptıktan sonrasında Windows'un arama bölümüne oyun modu yazıyoruz. Ve oyun modu ayarlarına giriyoruz. Buradan da oyun modu açık olacak arkadaşlar. Kapalıysa açığa çekin bunu. Bu biraz daha performansınızı arttırıyor. Ben kullanmıyorum bunu ama bende sıkıntı yaratmıyor. Gene de siz bunu açın. Eğer bunu açtığınız zaman sıkıntı yaratıyorsa da bunu tekrardan kapatın. Bunu da yaptıktan sonra Windows'un arama kısmına güç planı seçin diyorsunuz. Buradan yüksek performansı seçiyorsunuz. Bunu da seçtikten sonra burayı da kapatıyoruz. Şimdi Nvidia ekran kartı ayarlarına geliyoruz. Şimdi AMD kullanıcıları için ben bir fikir sahibi değilim. Bilgim yok. Nasıl yapacaksınız onu bilmiyorum. Çünkü daha önce hiç AMD kullanmadım. Ama Nvidia kullanıcıları için şöyle gösterebilirim. Kontrol panelini açıyoruz. Bakın aynı burada GM'in gösterdiği gibi 3D ayarlarının yönetilmesi kısmına geliyoruz. 3D ayarlarının yönetilmesi kısmından program ayarlarına geliyoruz ve buradan gene ekleye basıyoruz. Ekleye bastıktan sonra aynı şekilde göz at bilgisayarımızdan aynı şekilde Program Files, Rise Online, Rise Online'ın buradan launcher'ını seçiyoruz, ekliyoruz. Aynı şekilde gene ekle dedikten sonra game klasörünün içindeki Rise Online'ı ekliyoruz. Aynı şekilde bunu da ekledikten sonra gene ekle deyip Rise Online'ın içindeki Binaries 1064 klasöründeki Rise Online'ı da buraya ekliyoruz. Yani toplamda buraya da aynı şekilde 3 tane Rise Online gelecek. Burada 3 tane Rise Online olacak arkadaşlar ayarlar kısmında. Bakın bende 3 tane görüyorsunuz burada. Ve şimdi bunlara da şu şekilde ayarlar yapacağız. Buradan Rise Online'ı seçtikten sonra yani ekledikten sonra buraya Rise Online gelecek. Sonra buradan tek tek seçeceğiz sırayla. Önce bir tanesine yapacaksınız. Seçtiğiniz yerde burada doku süzme kalitesini yüksek performansa, doku süzme eş yönsüz örnek optimizasyonuna açık, doku süzme triliner diye mi okuyayım aynen optimizasyonu açık yapıp
Altta da güç yönetimi modunu maksimum performansı tercih et şeklinde yapacaksınız. 3 Rise Online klienti için de bunu yapacaksınız buraya eklediğiniz. Üçünü de ayrı ayrı yapıyorsunuz. Sonrasında Rise Online'ı açıyorsunuz. Açarken bende 4070 Ti ekran kartı var. Ama ben gene de DirectX 12 kullanmıyorum. GM de zaten bana 11'i kullanmamı söyledi. Ben hala 11'de tercih ediyorum. Şu şekilde göstereyim. 11'de başlatıyorum ben oyunu. Bunu eğer 11'de crash yerseniz 12'yi alıp deneyebilirsiniz. Ama bence 12'de daha fazla crash yiyorsunuz. 11'de kullanmanız daha sağlıklı. Oyuna da girdikten sonra son bir ayarımız var. Onu yapacağız. Gösteriyorum. Evet, oyun açıldıktan sonra ID şifre girme yerinde şuradan ayarlara basıyoruz arkadaşlar. Buradan oyunu full screen modda çalıştırmaya özen gösterin. Full screen minimum crash demek. Bunu yani GM'in ayarları bunlar. Benim kendi şahsi düşüncelerim değil. Bilginiz olsun. Yani ne anlatıyor lan bu salak demeyin. En alta indiğiniz zaman da burada CPU power'ı %100 PK'ya çekiyorsunuz. Bu da maksimum performansta çalıştırıyor oyununuz açıkken. Benim de görüntü ayarlarım bu şekilde. Ben bu şekilde kullanıyorum görüntü ayarlarımı. Eğer ayarlarınızı bu şekilde yaptıktan sonra hala crash yerseniz bundan sonrasına pardon. Bundan sonrasına ben hakim değilim. Ben bunları yaptıktan sonra GM arkadaşın yardımıyla bunları bana yaptırdıktan sonra benim dertlerim çözüldü. Ben crash yememeye başladım. Şu anda da gayet aktif ve akıcı olarak oyunumu oynayabiliyorum. Eğer bunlara rağmen bir problem yaşarsanız bir saniye Discord'a girip Rise Online'ın kendi orijinal official Discord'una girip buradan Ries nickli arkadaşa şuradan şöyle aratabilirsiniz. Ries yazdım. Şuradan Ries isimli GM arkadaşa şu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne tıklıyorsunuz, mesaj yazıyorsunuz, probleminizden bahsediyorsunuz. Eğer yaşadığınız bir problem olursa o size yardımcı olmaya çalışır. Tabii ki de isterse yani ben sadece benim problemim bu şekilde çözüldü. O arkadaş çözdü, sağ olsun. Eğer hani müsait olursa, meşgul olmazsa falan o da sizin probleminizi çözebilir. Ries ilgileniyor bu durumlarla. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Ben problemlerim çözüldüğü için şu altta bulunan diğer şeyleri yapma gereği duymadım. Yani şuradaki hiçbir şey yapmadım. Benim sorunum çözüldü. Umarım sizinki de çözülür. Rahat rahat oyununuzu oynarsınız. İzlediğiniz için de teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri.